Şimdi piyasaya baktığımız zaman oldukça fazla proje var. Bakıyorsunuz, evet. Oldukça fazla proje var. Ama aynı zamanda bu projeler varken de, yapılırken tüketici açısından da riskler de var tabii ki. Birçok proje var, risk de beraberindedir mutlaka diye düşünüyoruz. Peki bu risklerin giderilmesi için, hani yapı denetim şirketi sahibi olduğunuz için bunu direkt soruyorum size. İnşaat tamamlama sigortası olması gerekir ve bu uygulanması gerekir. Böyle bir yasa çıkacaktı. Bu çıktı mı? Ve çıkmadıysa da inşaat tamamlama garantisini sigorta şirketleri vermeli midir, olmalı mıdır? Şimdi öyle bir yasa çıkmadı. Hep gündemde meslek sigortası, işte inşaat tamamlama sigortası, hatta bir taslakta yapı müteahhitlerinin bakanlığa %10-20 civarında teminat yatırması bu riskleri karşılayabilmek anlamında gündeme getirildi. Ancak şu ana kadar çıkmadı. Şimdi yapı denetim kuruluşları genelinde sermaye kuruluşları değil. Tabii ki değil. Bunlar mühendis mimarlardan oluşan hizmet kuruluşları. Hizmet kuruluşları, evet. Bilgi birikimlerini okuldan ve piyasadan öğrendikleri bilgi birikimlerini yaşama aktaran, inşaat sektörüne aktaran arkadaşlar. Dolayısıyla binanın herhangi bir riskini yapı denetim kuruluşlarının karşılaması da çok zor. Var değil misin, öyle bir riskiniz var mı? Peki şu yani, anda yasal olarak, yasal olarak yok. Mesela ama, bir inşaatta teknik bir şey oldu. O da yapı denetim şirketlerine mal edildiği zaman da size bir tazminat davası falan açılabiliyor. Açılabiliyor tabii. Açılabiliyor ama yapı denetim şirketi nasıl ödeyecek? Sermaye i̇şte kuruluşu yani, olmadığı için. Yok mu bu konuda? Yok. Ama çok acil olması gerekiyor bence. 595 sayılı kanun hükmünde kararname çıktığında içinde vardı. %2, biz %8 oranında hizmet bedelimiz vardı. Bunun %2'si sigorta içindi. Ancak hiçbir reasürans kuruluşu bunu kabul etmedi. Ve uygulamaya maalesef geçilemedi. 595 iptal edilince ben şahsım adına mesela o aldığım ikileri, %2'leri vatandaşa iade ettim. Çünkü öyle bir sigorta kuruluşu yoktu. Evet. Şu anda da yok. Meslektaşlarımızın meslek sigortası adı altında bir sigortası da yok. Yani özel yaptırırlarsa ayrı konu. Öyle bir boşluk var şu anda. Yani bir risk sigortası olması gerekiyor aslında. Ya kesinlikle. Evet. Yani şimdi bununla ilgili bir kamuoyu oluşturdunuz mu? Mesela sizin bildiğim kadarıyla yapı denetim şirketleri odanız yok galiba sizin, değil mi? Bizim derneğiniz mi var? Dernek var. Yani Ankara'da genel merkezi olmak üzere bir derneğimiz var. Fakat maalesef çok aktifleştiremedik. Kurulan firmaların hepsi üye olma zorunluluğu yasada öyle bir şey olmadığı için fare olarak üye oluyorlar. Tabii evet. Bu bir birliktelik sağlamıyor. %30'unun %40'ının üye olması olayı çözemiyor. Osman Bey, peki özellikle yapı denetim yasasının pek sağlıklı olmadığının altını ben de defalarca çiziyorum. Bunu yıllardır ben de söylüyorum, tartışıyorum. Evet. Çok düzgünlerin bu yapı denetim şirketlerinde çalıştığını ve idare ettiğini bildiğimiz gibi de kötü niyetlilerin de piyasada var olduğunu biliyoruz. Çünkü kapananların hepsi hatalı olduğundan dolayı kapanmadılar. Teknik bir takım şeylerle ilgili kapandılar. Fakat yapı denetim yasasının da çok ivedi bir şekilde aslında değişmesi gerektiğinin altını çizmek gerekiyor. Evet. Oldukça fazla sıkıntılar var. Yeni yasa yolda mı? Çünkü çok fazla dillendirdik bunu. Türkiye genelinde bunu milletvekilleriyle, bakanlarıyla, tüm inşaat sektörünün tüm aktörleriyle konuştuk, konuşmaya devam ediyoruz. Yani yeni yasada yolda gibi gözüküyor. Nasıl bir yasa çıkması lazım aslında? Şimdi yeni yasa yolda mı derken yıllardır o yeni yasa yolda. Bir türlü gelemedi ama Ankara'dan. Gelemedi. Evet. Yani meclisin komisyonuna girdi, geri gitti. Efendim bürokratların elinden çıktı, komisyona gitti. Adalet komisyonuna kadar indi bir ara. Evet. Evet. En son da biliyorsunuz adı yapı denetimi hakkında kanun olmasına rağmen teknik müşavirliğe ağırlık veren bir teknik müşavirlik yasası söz konusuydu. Bundan önceki, daha önceki hatta bakan döneminde. Evet. O yasada bana göre
yapı denetimi ihsa etmiyor. Bir teknik müşavirlik olayını gündeme getiriyor. Ve danışmanlık statüsünde tutuyor. Orada tutuyordu. Evet. Ve teknik müşavirlik gruplarına da oldukça fazla yetki veriyordu. Yani çok görev veriyordu. Ve diğer meslek disiplinlerinin yok edilmesine neden olacak. Sadece büyük teknik müşavirlik evet. kuruluşlarında kartelleşecek bir durum söz konusuydu o taslakta. Teknik müşavirlik grubu tevhid yapıyor, ifraz yapıyor. Dolayısıyla haritacıya ihtiyaç kalmıyor ya da işte bu tip gruplarda çalışacak. Efendim turizm belgesi veriyor. Efendim kentsel dönüşüm belgesi veriyor. Proje çizebiliyor. Projecilere ihtiyaç kalmayacak ya da bu gruplarda kümelenecekler. Bu taslak ortalıkta epey yani dolaştı. Bu taslak çıkmaz bence de. Çıkmaması herkesin tabii, ekmeğini elinden alıyor çünkü. Yani aynen evet. aynen öyle. Teknik işte, yani böyle büyük gruplar oluşturup pas edilecek. Her evet. olayda yaptıkları gibi bu olayı da öyle götürmek istediler. Peki bu yasa mevcut yasa ile yapı denetim şirketleri ne kadar güvendi? Yani yasanın boşluklarını istifade edenler de mutlaka olacak. Yapı denetim şirketleri için söylüyorum bunu. Yani yapı denetim şirketleri ne kadar güvenli peki mevcut yasayla ilgili? Çünkü değişik şart diye siz yıllardır konuşuyorsunuz. Evet, evet. Yıllardır da beyanat veriyoruz. Evet, beyanat veriyorsunuz. Ama gerçekleşmiyor. Biz dediğimizde kalıyoruz. Yani biz vatandaş olarak, konut sahibi olacak kişiler olarak güvenli miyiz? Yani yapı denetim şirketleri var. Onlar gerektiği şekilde denetliyorlar. Biz rahatlıkla içine girelim. Araştırmaya bile gerek yok. Diyebilir miyiz? Var mı öyle bir şey? Teknik olarak diyebilirsiniz. Şey olarak mali finans açısından müteahhitin bitirmemesi ya da sorun çıkmasını biz gideremiyoruz. Çünkü size ödemeyi yapan müteahhitler. Evet. Onun için evet. çok fazla ses çıkaramıyorsunuz. Aslında o değişmesi lazım. Şimdi onun evet. için biz dernek olarak da çalışma yapmıştık. Bakanlığa da defalarca bu konuda ikaz yapıldı. Bu Kemal Sunal filmine benziyor. Evet. Yani parayla adam tutuyorsunuz, evet. kendinizi dövdürüyorsunuz. Evet. Şimdi aslında yasanın tabii özünde arsa sahibi bize iş veriyor. Bizim sözleşmemiz arsa sahibiyle. Kat karşılığı olduğu için. Evet. evet. Ama arsa sahibi müteahhitle anlaşırken eti benim kemiği senin diye müteahhite verdiğinden biz reelde, pratikte tüm yetkilerini müteahhite vermiş. Müteahhitle evet. muhatap oluyoruz. Evet. Müteahhit bizim paramızı yatırıyor. Dolayısıyla evet. müteahhit bize işi getiriyor. Evet. Şimdi bu arkadaşı hatta dönmesin. Daha ileriye gidiyorlar. Kırım istiyorlar. Maalesef. Geri dönüş istiyorlar. Maalesef. Yani maalesef. Verdiklerinde de gözü var. Değil mi? Verdikleri çok fazla var. Para değil. Evet. Yasada tabii kırım yapmak yasak ama bunun çeşitli yöntemlerini buluyor. Tabii burada sırf müteahhitlerin değil, meslektaşlarımın da bazı hataları var. Çünkü rekabet... Suistimal var mı? Suistimal. Suistimal yok. Yok. Suistimal yok. Evet. Rekabeti parayla değil kaliteyle yapmayı bir kenara evet. bırakıp parayla yaparsanız bu iş olmaz. Evet. Ama maalesef bizim sektörümüzde de rekabeti parayla yapmaya çalışan ya da bu işi sadece para gibi gören firmalar var az da olsa. Tabii onlar sektörü biraz zedeliyor. Şu andaki bırakın indirimi, şu andaki oranlarla, asgari ücret oranlarıyla bu işi yapıp 30-40 tane mühendis istihdam etmek mümkün değil. Mümkün değil tabii ki. Tabii ki. Onların değerini vermek de mümkün değil. Ama maalesef bunu bakanlıkla görüştüğümüz zaman onlar da kendilerine göre haklı bir gerekçe ortaya koyarak siz zaten indirip duruyorsunuz, biz indirdiğiniz noktaya getirdik anlamında yanıt veriyorlar. Bir noktada da oraya gelebiliyor olay. Tabii haksız rekabet yapılıyor bazen. O evet. şekilde yapılıyor sektörde. Herkes aslında duruş sergilemiş olsa problem olmayacak. Evet. Peki kısa bir reklam arası verelim isterseniz. Peki. Değerli izleyiciler kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra Sayın Osman Mumcu ile sohbetimiz devam edecek.